Selamlar herkese. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Şimdi yine yeni bir videoyla bir soruya cevap vermek istedim. Şimdi arkadaşlar ben sürekli doğal kürler kullandığım için birkaç arkadaş benim sıvı gübreye karşı olduğumu düşünmüş. Yani öyle bir soru sordular. Daha önce de sorulmuştu. Şimdi yeniden sorunca buna bir cevap vermek istedim. Arkadaşlar ben sıvı gübrelere yani sıvı gübre kullanılmasına ya da zirai ilaçlar kullanılmasına karşı değilim. Sadece orkide bakımında sıvı gübre kullanılması ya da zirai ilaçlar kullanılmasının şart koşulmasına karşıyım. Yani bu çiçek evdeki imkanlarla da bakılabilir. Bunu size öğretmeye çalışıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum peki? Şimdi herkes profesyonel anlamda orkide bakmıyor. Yani bu çiçek birçok arkadaşımıza ki sayfamdaki birçok takipçimden de gözlemlediğim kadarıyla yeni doğum yapan kişiye, işte sözlenen kıza, kız istemeye giden işte gelin hanıma, sonra ne bileyim sevgililer gününde sevgiliye, anneler gününde anneye, yani birçok özel günün simgesi haline gelmiş bir çiçek, özel bir hediyesi ve birçok kişi ilk defa bu özel günler vesilesiyle de bu çiçekle tanışmış oluyor. Şimdi yeni doğum yapmış olan bir anneyi ele alalım. Hastaneye çok güzel birkaç orkide hediye gelmiş diyelim böyle sevdiği kişilerden. Bu kişi eve geçtiğinde loğusa haliyle yeni bebeği olmuş bir anne. Bu çiçeğin yok zirai ilacıyla, yok gübresiyle mi uğraşacak, yoksa bebeğiyle mi uğraşacak? Ben de diyorum ki ya zaten o tür şeylere hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Sen bu çiçeği güzel bir yere konumlandır. Bol ışık alan, az güneş alan, işte cama yakın bir yere koy. Haftada bir, işte 10 günde bir saksından şöyle saksıyı bir kaldır. Kökleri bir gözlemle. Kökler yeşilse suya ihtiyacı yok. Yeşil değilse, beyazlamışsa yarım bardak suyu üstten ver. Ve onun dışında da işte ayda bir 15-20 günde bir yediğin muz kabuğun suyunu suya koy. İşte yaptığın pilavın, ıslattığın pirincin suyundan ver birkaç kaşık. Ya da sabahları kahvaltıya haşladığın yumurtanın suyundan ver. Başka bir şeye ihtiyacı yok bu çiçeğin diyorum. Yani herkes orkide bakabilir. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Evdeki imkanlarla da orkideler uzun süre yaşar ve uzun süre orkideler bu şekilde çiçekli olur. Bunu size göstermek istiyorum. Yoksa isteyen ayda bir tabii ki de istediği gübreyi kullanabilir, istediği zirai ilacı kullanabilir. O kişilerin kendi tercihi ama bunun mecbur tutulmasına ben karşıyım. Yani şöyle bir algı var. Bu çiçek yok mantar ilacı olmazsa evinizde bu çiçeği yaşatamazsınız. Yok işte ayda bir şu gübreleri kullanmazsanız bu çiçek çiçeklenmez. Bakın arkadaşlar evdeki malzemeyle bunlarda hiçbir şekilde kimyasal ilaç yok. Kimyasal bir gübre yok. Evdeki malzemeyle yani yaprak mı sarardı? Az tarçın dök diyorum oraya. Sulamasına dikkat et. Odayı sık sık havalandır diyorum ben. Benim yöntemim bu şekilde. Besin olarak da evdeki muz kabuğumuz, işte yaptığımız pirincin suyu gayet çiçeklenmesi için yeterli oluyor orkidelerde. Yani gördüğünüz üzere yani ben en iyisiyim ya da en iyisini ben bilirim demiyorum. Sadece size yaptığım yöntemlerle çiçeklerimin halini gösteriyorum ki görmüş oluyorsunuz. Sürekli çiçekli. Önemli olan bu çiçeklerde doğru yere konumlandırmak. Doğru yere konumlandırdıktan sonra orkideleriniz işte gerekli bakımları da besin desteği sağladığınızda zamanında özellikle sulama yaptığınızda bu orkideler uzun süre sağlıkla yaşar. Yeterli ışık alırsa besin desteği de sağladığınızda bol bol da çiçek verir size diyorum. Bu yani benim yöntemim. Yani onun dışında ben hiçbir şeye hiç kimsenin ne sattığı ürüne karşıyım ne de kimyasal gübre kullanmasına, ilaç kullanılmasına karşıyım. Sadece bunun mecbur tutulmasına karşıyım. Onun dışında isteyen istediği şeyi kullanabilir. Yani ben herkes orkide bakabilsin, orkide bakmaktan korkmasın istiyorum. Benim isteğim bu yani başka hiçbir şey değil. Yani hediye gelmiş bir orkide için arkasından bir orkide parası daha verip de gübre alıp mantar ilacı almayı zorunlu tutmak istemiyorum kimseye. Evdeki malzemeyle de bu çiçek bakılabilir. Bunu öğretmeye çalışıyorum.
Bu arada nefessiz kalıyorum. Astımlıyım arkadaşlar. Biliyorsunuz yakında aşı olacağım bundan dolayı. Yani korona aşısı bana erken gelmiş oldu. Risk grubumda olduğumdan dolayı. Bu arada bugün ne fark ettim? Bunu da göstereyim size. Görüyorsunuz salkım saçak ne kadar uzadı, ne kadar da çiçekli. Ve bugün bana bir sürpriz yapmış. Şurada görebiliyor musunuz? Yeni bir dalı geliyor arkadaşlar. Maşallah, maşallah. İşte. Yani sıfır gübre, sadece doğru konumlandırma, cam önünden bol ışık, yeterli şekilde yakmayacak şekilde güneş ve dahası besin desteğiyle, evdeki malzemeyle. Yani bu biliyorsunuz daha bir ay öncesine kadar da yine böyle çiçekliydi ve yeniden dal çıkarttı. Bu dallar yeni gelen dallar ve yeniden çiçeklendi. Önceki hallerini sayfamda önceki videolarda da görebilirsiniz. Maşallah. Sarı kız diğer camdaydı. Buraya aldım bunu. Bu aldığım çiçekleri döküldü arkadaşlar. Uçlardan yeniden çiçeklendi. Şöyle göstereyim. Bakın bu yeni dalı. Bu uçtan çiçeklenen dalı. Bu da yeni dalı. Maşallah yeniden çiçekleniyor. Bunların hepsi evdeki malzemeyle büyüyen dallar. Bakın bu dalı ne kadar çiçekli. Bu K2'sinin çiçeği. K2'sinin yeni gelen dalı ve annesinin yeni gelen dalı. Yani bu şekilde ben hepsindeki gelişmeleri size tek tek gösterebilirim. Hatta bir ara inanmamışlardı, canlı açın hepsini canlı da gösterin diyenler olmuştu. Yani benim kimseden saklım gizlim yok. Zaten sürekli aynı çiçekleri çekip duruyorum. Gelişimlerini oradan takip edebilirsiniz. Bakın bu turuncu kız üzerinde çiçekleri var. Ve yeniden birkaç gün önce göstermiştim. Yeniden yeni dalı var. Güzelliğinde. Bordo kız maşallah 3 dalıyla birden yakında bol çiçekli bir hal alacak. Pembe kızın da dipten yeni dalı geliyor. Bu diğer pembe kızımın artık son çiçekleri bakın dökülmek üzere. Şimdi o dalı buradan bulayacağım arkadaşlar. Buradan zaten yeni bir dalı geliyor. Hatta şuradan da geliyor. Buradaki dallarından da yeni dal geldi. Ve iki tane de dalı maşallah hızlı uzamaya devam ediyor. Evet, umarım bu gübre konusunda tatmin edici bir açıklama olmuştur sizler için. Dediğim gibi gelin olacak kız sevdiğinden, nişanlısından gelen orkide için arkasından ben buna ne gübre vereceğim diye düşünmesin benim derdim. O çeyizine baksın, o evlilik hazırlığına devam etsin. Ya da anne olmuş biri doğumunda gelen orkidesi için ne vereceğim, hangi gübreyi alacağım diye düşünmektense bebeğiyle ilgilensin istiyorum. Evdeki malzemeyle de orkide korkmadan bakılır. Bunu öğretmeye çalışıyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.